Evet, merhaba arkadaşlar. Yine ben, yine fizik, yine kolay konular, yine çerez niyetine işleyeceğiniz sorularla karşınızdayım. Arkadaşlar ben size kaçıncı sayfaydı ödev vermiştim. 68. sayfayı ödev olarak vermiştim. Şimdi biz neyi gördük arkadaşlar? Madde ve öz kütle konusunda kütleyi gördük, değil mi? Hacmi gördük, kütleyi nasıl bulunabileceğini öğrendik. Değişme, madde miktarı kütle denildiğini söylemiştik. Hacim ise cismin kapladığı alana denir demiştik. Şimdi arkadaşlar, kütle ile hacmi çok iyi bilmemiz gerekiyor. Bir cismin hacmi nasıl bulunuyor onları hesapladık ve düzgün geometrik bir şekli var ise formülleri vardı. Küpün formülü örneğin A küptü. Dikdörtgen prizmasının hacim formülü A çarpı B çarpı C idi. Silindirinki pi r kare çarpı h idi. Sonra kürenin ise 4 bölü pi r küptü. Arkadaşlar bunları da artık biliyorsunuz. Bunun dışında bir de dedik ki geometrik şekli belli olmayan cisimlerin hacimlerinin bulunması dedik. Bunlar da ne yapıyorduk arkadaşlar? Derecelik kabın içerisine cismi koyuyorduk. Ve ne kadar su taştıysa o taşan o fark kadar cismin hacmi var demiştim. Veya taşıma kabı kullanmıştık arkadaşlar. Taşıma kabından da bir cisim attığınız zaman ne kadar sıvı taşıyor ise o taşan sıvının hacmi cismin hacmine ve cisim eşittir ve sıvı demiştim. Şimdi bunları hatırlatmak için tekrar ettim. Yani şimdi öz kütleye geçeceğiz. Öz kütleyi yapabilmemiz için kütle ve hacim konusunda problemimizin olmaması lazım. Peki, şimdi öz kütle diyoruz arkadaşlar. Kafasına soru takılan olursa sorsun arkadaşlar. 68. sayfada verdiğim ödevleri büyük ihtimal yapabilmişsinizdir arkadaşlar basit sorularda onlar. Yapamadığınız var ise bir sonraki derslerimizde örgün eğitimde bana sorarsınız. Evet, öz kütle arkadaşlar. Öz kütle küçük D ile gösterilir. M bölü B olarak formülize edilir. Öz kütle için biz diyeceğiz ki arkadaşlar, birim hacimdeki madde miktarına öz kütle denir. Birim hacimdeki madde miktarına öz kütle denir. Hemen şuraya yazalım. Birim hacimdeki madde miktarına öz kütle denir. Arkadaşlar biz öz kütleyi küçük D ile gösteriyoruz. Birimi kilogram bölü metre küptür. Uluslararası birim arkadaşlar kilogram bölü metre küptür. Yani karşımıza şu gibi sorular çıkabilir arkadaşlar. İşte temel büyüklükler nelerdir, türetilmiş büyüklükler nelerdir gibi çıkabileceği gibi bu büyüklüklerin sembolleri ve birimleri nelerdir? Bakın bunlar da sorularda karşınıza çıkabilir. Onun için bilmeniz lazım. Kütlenin birimi neydi arkadaşlar? Kilogramdı. Hacmin birimi neydi? Metre küptü. Dolayısıyla kilogram bölü metre küp bize öz kütleyi veriyor. Ben burada şöyle demiştim arkadaşlar. İşte okulumuzda telefonlarımızı koyduğumuz kutuyu örnek vermiştim. Bütün sınıflara verememiş olabilirim. Araya mola girdi. Korona girdi aramıza yine. Okulumuzdaki bu telefon kutusunun arkadaşlar bir pamukla doldurun. Bir de demir tozuyla doldurun demiştim. Aynı hacimde olmasına rağmen pamuk çok hafif ve rahat taşınabilir iken demir ise daha ağır olduğunu görürsünüz. İşte bunu öz kütle ile açıklayacağımızı söylemiştim. Öz kütle neydi? Birim hacimdeki madde miktarıydı. Yani aynı hacime pamuk daha az kütlede sığarken aynı hacme demir daha çok kütlede sığabiliyor. Bunun sebebi de daha fazla sığması sebebi de demirin öz kütlesinin daha fazla olmasından kaynaklandığını söylemiştim. Arkadaşlar burada şunu çok iyi bilmeniz gerekiyor. Öz kütle ayırt edici bir özellik. Yani
her cismin öz kütlesi farklı farklıdır. Demirin öz kütlesi farklıdır, bakırın öz kütlesi farklıdır, çinkonun, alüminyumun, nikelin, altının, çelik bir element değil vesaire vesaire. Dolayısıyla burada bilmeniz gerekli olan önemli bir özellik nedir? Öz kütle ayırt edici bir özelliktir. Örneğin arkadaşlar, demirin kütlesi 5 kilogram, pamuğun kütlesi 5 kilogram, altının kütlesi 5 kilogram olabilir. Dolayısıyla kütle ayırt edici bir özellik değildir. Hacı, demirin hacmi 5 metre küp olabilir. Altının hacmi 5 metre küp olabilir. Sonra çinkonun, alüminyumun hepsinde hacmi 5 metre küp olabilir. Dolayısıyla hacim ayırt edici bir özellik değildir. Ama öz kütle arkadaşlar, benim hacimdeki madde miktarı her madde için farklı farklıdır. İşte bundan dolayı ayırt edici bir özelliği vardır öz kütlenin. Şimdi öz kütleyi böyle ifade ettikten sonra ufak bir örnekle hemen pekiştirelim. Örneğin şöyle arkadaşlar. Kütlesi 60 gram veya kilogram diyelim. Arkadaşlar şunu unutmayın, eğer gram verilirsen birimi santimetre küp olmak zorunda, kilogram verirsen metre küp olmak zorunda. Kütleyi gram verirsen hacmini santimetre küp cinsinden bulmanız lazım. Ama kütleyi kilogram olarak verirsen hacmini metre küp cinsinden vermeniz gerekiyor. Kütlesi 60 kilogram olan ve hacmi 30 metre küp olan bir cismin öz kütlesi kaç kilogram bölü metre küptür? Evet, hemen basit bir soruyla girdik. Ne yapmışız? Kütlesi 60 kilogram, hacmi 30 metre küp. Buna bakarak arkadaşlar bunun cevabını vermeden önce sizden bir alayım. Bakalım kaç arkadaşımız hemen cevabı yapıştıracak. Hocam kaç kişiyiz? 100 kişi var mıyız? 12. 12. Yaktınız beni. Son dersler olunca insanlar artık yorgunluktan, bitkinlikten. Evet, kimler var? Hadi arkadaşlar cevap verebilecek miyiz? Yoksa ben bunu çözeyim. Şu an cevap yok hocam. Peki. Dilara. Tebrik ederim Dilara. Yılmaz Efe çok güzel, aslanım benim. Peki hemen yapıyorum arkadaşlar. Çözüm diyorum. Şimdi öz kütlesini sormuş. Öz kütle formülümüz neydi? Değer eşittir. M bölü V. Yani hatta şuralara şunu da yazayım istiyorsanız arkadaşlar. Öz kütlenin diğer adı yoğunluktur arkadaşlar. Yoğunluk. Şu kütle, şu ise hacim. Bunları da özellikle böyle belirtmiş olalım. Formülümüz neydi? Yoğunluk kütle bölü hacim. Kütlemiz 60 kilogram bölü hacmimiz 30 metre küp. 60 bölü 30 arkadaşlar, 6 bölü 3, o da 2 kilogram bölü metre küp yapabildiğini hepiniz çok rahat bir şekilde bulabilmişsinizdir. Evet, basit bir soruydu. Şimdi arkadaşlar bununla ilgili farklı farklı sorular çözebiliriz. Bu soruda yoğunluğu istediğim gibi kütleyi de isteyebilirim, hacmi de isteyebilirim. Bakın arkadaşlar bu çok önemli. Yoğunluk, kütle ve hacim bilmiyorsa yoğunluğu bulabilirim. Yoğunluk ve hacim bilmiyorsa kütleyi bulabilirim. Kütle ve yoğunluk bilmiyorsa hacmi bulabilirim. O zaman siz orayı alıp tahtaya aldınız mı? Bir yukarıya diğerlerini bulmanı gösterelim. Tahtaya alıyor musunuz? Sileyim ben.
Almışsınızdır. Almayacak bir şey yok. Yukarı istiyorum arkadaşlar. Uyumayın. Uyuyan öğrenciyi dersten atıyorum. Evet arkadaşlar, ne dedik? Yoğunluk eşittir kütle bölü hacimdir demiştik, değil mi? Burada hacmi çektiğiniz zaman arkadaşlar ve hacim eşittir kütle bölü yoğunluk olur. Arkadaşlar bakın, hacmi çektiğiniz zaman kütle bölü yoğunluk olur. Kütleyi çektiğiniz zaman kütle eşittir D çarpı V olur. Bunlar matematiksel işlemler olarak çok rahat bir şekilde bulabilirsiniz. Yoğunluk eşittir R bölü V ise hacim eşittir kütle bölü yoğunluk, kütle eşittir yoğunluk çarpı hacim olarak karşımıza çıkacaktır. Bu iki formülü ana formülümüzden, yani yoğunluk formülünden türettim arkadaşlar. Peki hemen şöyle bir örnek daha verelim. Öz kütlesi 2 gram bölü santimetre küp virgül hacmi 30 santimetre küp olan, 30 demeyelim, 40 diyelim, 40 santimetre küp olan cismin, bakın arkadaşlar, öz kütlesini vermişim, hacmini vermişim, o zaman kütlesini bilmiyorum. Kütlesi kaç gramdır? Evet, soruyu ne yaptım? Ana formülümü çevirerek farklı şekilde sordum. Hemen buna da cevaplarınızı alayım. Öz kütlesi 2 gram bölü santimetre küp, hacmi 40 santimetre küp olan cismin kütlesi kaç gramdır? Hızlı. Evet, cevap olsa cevaplıyorum. Ben fazla beklemeyi sevmem gençler. Hızlı olun biraz. Evet, bizden istenen ne? Kütlesi kaç gramdır? Arkadaşlar ya direkt şu formülde yerine yazın ya da direkt ne yaparsınız? Direkt kütle istediği için kütle eşittir M eşittir D çarpı V. Yoğunluk ile hacmi çarptığı zaman kütleyi bulunmuş. Yoğunluğumuz ne? 2 gram bölü, hatta şöyle yapayım, gram bölü santimetre küp çarpı hacmi kaç arkadaşlar? 40 santimetre küp. Dikkat ederseniz arkadaşlar, bakın santimetre küpler birbirini götürdü mü? Götürdü. Yukarıda ne kaldı? Gram kaldı. O zaman birimimiz neymiş? Gram. 2 çarpı 40 80 değil mi? Cevabımız neymiş arkadaşlar? R eşittir 80 gram olarak karşımıza çıkmış oldu. Hemen bir alta geçiyorum. Soruyu değiştiriyorum. Bu sefer diyeyim ki öz kütlesi 3 gram bölü santimetre küp, kütlesi 18 gram olan cismin hacmi kaç santimetre küptür? Hadi bakalım. 30 saniye süreniz var cevaplamak için. Hocam bu ders zor diyen var mı aranızda? Veya hocam bu ders kolay da biz çalışmıyoruz mu diyorsunuz? Üç, iki, bir, sıfır. Süreniz doldu. Cevap var mı hocam? Bir daha ekliyorum.
Dilara? 54. 54. Dilara, tebrik ediyorum. Yani cevabın yanlış olabilir ama güzel. Katılmanı sevdim. Yılmaz Efe 54 demiş. Yılmaz Efe de mi 54 demiş? Evet arkadaşlar, bakın neyi söylüyorum? Hacmi. Hacim neydi? Derinleştiren bölümü ise hacim şu değil miydi? Hacim kütle bölü öz kütle değil miydi? Bir daha düşünün. Kütle bölü öz kütle. Altı. Altı. İşte bu. Kim hocam? Yok. Dilara. Dilara, tebrik ederim. Özgür Hoca'yı sorladınız. Evet arkadaşlar, hemen diyorum ki hacmi sormuş, bakın sorular değil, hacim. Hacim eşittir kütle bölü yoğunluk. Kütlemiz ne kadar? 18 gram. Bölü yoğunluğumuz ne kadar arkadaşlar? 3 gram bölü santimetre küp. 18'i 3'e böldüğünüz zaman 6 santimetre küp çıkacaktır. Çünkü gramlar birbirini götürecektir. İşte yoğunluğumuz neymiş arkadaşlar? 6 santimetre küp. Peki bu formülü unuttunuz. Yani unutulacak bir formül değil de hadi unuttunuz diyelim. Arkadaşlar ana formülü biliyorsanız ana formülü yerine yazın. Bakın ana formülde ne demiş? Şuraya yapıyorum. Öz kütlesi 3. 3 eşittir. Kütlesi 18 bölü hacmi b. Bakın ara formülü yerine yazdığım zaman 3 eşittir 18 bölü b. 18'i kaça bölersen 3'e de tabii ki 6 diyeceksin. Veya işler yapacaksınız. İşler nasıl yapıyordu arkadaşlar? Şunun paydasını 1 yazarsın. B çarpı 3 eşittir 18. Her iki tarafı 3'e böldüğünüz zaman ve yalnız kaldıktır. B eşittir 18 bölü 3. O da yine 6 olarak karşınıza çıkmış olacak. Yani illerce şu 3 formülü de ezberleyip de kafanızı karıştırmak istemiyorsanız özkütle formülü bilmeniz arkadaşlar yine sizin bu soruyu çözmeniz için yeterli olacaktır. Peki şimdi özkütlemizin ne olduğunu biliyoruz. Bir önceki derslerimize dönelim. Bakalım bir önceki derslerimizde hacmi bulmayı, kütleyi bulmayı iyi öğrenmiş miyiz? Eğer iyi öğrenmiş ise şimdi soracağım soruya çok güzel bir şekilde cevap veriyor olabilmeniz lazım. Hemen yukarı istiyorum arkadaşlar. Şu temel formülümü şuraya kopya olsun diye yazıyorum. Daha yeni öğrendiğiniz için. Sınavda böyle bir kopya vermem yalnız. Sadece derste kopya verelim ben arkadaşlar. Siliyorum şurayı. Sorumu yazıyorum. Arkadaşlar bu sorum bir önceki konuları iyi bir şekilde anlayıp anlamadığınızı gösterir. Taban yarıçapı taban yarıçapı 10 santimetre virgül yüksekliği 20 santimetre olan silindir biçimli bir kap öz kütlesi öz kütlesi 0,6 gram bölü santimetre küp olan sıvı ile doludur. Buna göre sıvının kütlesi kaç gramdır? Buna göre sıvının kütlesi 0,6 gramdır? Tabii ki pi'yi 3 aldınız diye bize verilmiş. Hadi bakalım arkadaşlar.
Burada yapmanız gerekli olan, bir dakika süre veriyorum bu soru için. Taban yarı çapı verilmiş 10 santimetre, yüksekliği verilmiş 20 santimetre. Neymiş? Silindir. Silindirin hacmini bulmak için ne yapmanız gerektiğini artık siz biliyorsunuz. Bunun içerisi öz kütlesi 0.6 gram bölü santimetre küp olan sıvı ile doluymuş. Buna göre kütlesini bulunuz demiş. Kütlesini bulunuz. Hadi bakalım. Aşağısı biliyorum arkadaşlar, almışsınızdır. Evet, yukarı için yorum yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben şöyle bir sizi rahatlatmak için bir çizim yapayım. Bir silindirimiz varmış. Bu silindirin yarıçapı 10 santimetre. Şu yüksekliği ise 20 santimetre imiş. Bunun içerisinde yoğunluğu 0.6, yani D'si 0.6 olan bir sıvı ile dolduruyoruz. Bu sıvının kütlesini istiyorum. Bu sıvının kütlesini bulmanızı istiyorum. Yapan. Ah, çok zor sorular bunlar hocam. Süremiz var değil mi hocam? Evet, ben çözüyorum o zaman arkadaşlar. İyi dinleyin. Şimdi arkadaşlar, bizden ne istiyor? Kütlemizi. Kütleyi bulabilmem için formülümden diyorum ki kütle eşittir yoğunluk çarpı hacimdir. Şimdi ben bu sıvının yoğunluğunu biliyorum. Ama bu sıvının hacmini bilmiyorum. Fakat bu sıvı şu silindirin hacmini bulur ise bu sıvının hacmini de bulmuş olur muyum? Evet, bulmuş olurum. O zaman şu silindirin hacmini bulmam lazım. Hatırlayın, V silindir, yani bir silindirin, hatta şuraya direkt silindir yazayım. Silindirin hacim formülünü hatırlıyor musunuz? Arkadaşlar, pi r kare çarpı h'tı değil mi? Peki, o zaman bize pi verilmiş. 3 deniz 10'un karesi, yani 100 çarpı yüksekliğimiz ne? 20. Arkadaşlar bakın, ben ne yaptım? Silindirin hacmini buldum. Şurada ne yaparsınız? 100 2 kere 3 kere 2 6, 2 tane 0 var, 3 tane 0 mı oldu? 6000 santimetre küp ne oldu benim arkadaşlar? Hacmim olmuş oldu. Bakın, hacmimi buldum. Yalnız benden istenen hacim değil ki, kütle. Kütleyi bulmak için ne yapıyoruz? Kütle eşittir yoğunluk çarpı hacimdir. O zaman yoğunluğumuzu bize vermiş. 0.6. 0.6'ya 6 bölü 10 şeklinde yazabilirsiniz. Arkadaşlar, 0.6'yı 6 bölü 10 şeklinde yazabilirsiniz, daha işlem kolay olsun diye. Çarpı 6000 santimetre küp, birimleri artık yazmıyorum. Şu sıfır götürdü mü? Götürdü. Geriye ne kaldı arkadaşlar? 6 çarpı 600, 6 kere 6 36, 2 tane 0 ekle, 3600. Tabii birimizde arkadaşlar burada gram olarak verildiği için 3600 gram. Doğru muydu? Takıldık mı arkadaşlar? Var mı soru sorar? Arkadaşlar, burada olduğunuzu belli edin. Yapmışlar. Güveniyorum ben. 9 tane. Yılmaz Efe, problem yok diyorsun. Zehra anlamadım diyorsun. Peki,
hemen bir özet geçiyorum arkadaşlar. İyi dinleyin. Kim hocam? Elan burada mı anlamadım? Peki. Arkadaşlar hemen bir özet geçiyorum. Bakın şöyle bir kabımız var. Şekli nasıl? Silindir şeklinde. Silindir şeklindeki bir kabımızın içi bir sıvı ile dolu. Bu sıvının yoğunluğu 0,6 gram bölü santimetre küp. Sıvının yoğunluğu verilmiş. Çok güzel. Silindirin yarıçapı ve yüksekliği de bize verilmiş. Silindirin yarıçapı ve yüksekliği verilmesi bize silindirin hacmini bulmayı kolaylaştırır. Neden? Çünkü ben bu sıvının kütlesini bulabilmem için yoğunluğu ile hacmini çarpmam lazım. Yoğunluğunu biliyorum. 0,6 ama hacmini bilmiyorum. Fakat ben daha önceki bilgilerimden silindirin hacminin pi r kare çarpı h olduğunu biliyorum. Önceki konuları hatırlayın arkadaşlar. Düzgün geometrik şekli olan cisimlerin hacimlerinin bulunması konusunda ne yapmıştık? Silindirin hacmini bulmuştuk. Dolayısıyla silindirin hacmini ben buradan buldum mu? Buldum. Pi r kare çarpı h'la 6000 santimetre küp olarak buldum. Çok güzel. Öz kütleyi biliyorum. Hacmi buldum. Kütleyi bulmak için ne yapacağım? Öz kütleyle hacmi çarpacağım. Öz kütle 0,6. 0,6 demek arkadaşlar. 6 bölü 10 demektir. 0 tam 10'da 6. O da ne demektir? 6 bölü 10 demektir. Ben buraya işlem kolaylığı olsun diye 6 bölü 10 yazdım 0,6'yı. 6 bölü 10 çarpı 6000, 10'un 0'ı ile 6000'in bir 0'ı sadeleşir. Ne kaldı arkadaşlar? 6 çarpı 600. 6 çarpı 600 ile ne yapar? 3600 gram yapar. Dolayısıyla benden istenen kütleydi ve ben de kütleyi bu şekilde bulmuş oldum. Dolaylı olarak. Tamam mı arkadaşlar? Peki, sıradaki soruma geçiyorum. Yukarı sileceğim. Alta, çünkü yerim kalmadı. Çözümüm biraz kalsın. Sıradaki soru şöyle. Kütlesi 40 gram olan bir kap. Su ile doldurulduğunda 90 gram başka bir sıvı ile doldurulduğunda 60 gram geliyor. Buna göre sıvının öz kütlesi kaç gram bölü santimetre küp tür. Burada yine bir şey verilmiş arkadaşlar. D su eşittir 1 gram bölü santimetre küp. Yani bize suyun yoğunluğu verilmiş, öz kütlesi verilmiş. Hadi bakalım. Altı siliyorum artık. Evet. Şöyle biraz düşünün. Ben size bir ipucu vereyim arkadaşlar. Şöyle bir yine kap düşünün. Bu kap boş olduğu zaman ne kadar geliyormuş? 40 gram. Sonra bu kabı Su ile doldurduğunuz zaman 90 gram oluyormuş değil mi? 90 gram. Sonra diyor ki başka bir sıvı ile doldurulduğunda bu sefer ne olsun? Kırmızı bir sıvımız olsun. O zaman da 60 gram geliyormuş. Buna göre bu sıvının öz kütlesi nedir? Şurayı bizden soruyor. Peki, aradan sonra bu soruda devam ediyoruz arkadaşlar. Siz arada çözmeye çalışın.
Evet arkadaşlar, sorumuzu gördünüz. Cevapları veren, çözen hemen cevaplarınızı yollasın arkadaşlar. Tabii biraz uğraştıracak bu soru bizi. İsterseniz hadi birlikte yapalım bunu. Şimdi arkadaşlar, şuradan şunu çok iyi bilmemiz lazım. Kabımız boş iken 40 gram mı? Evet. Su ile doldurduğumuzda kaç gram oluyor? 90 gram. Bu 90 gramın 40 gramı kabın ağırlığı ise 90'dan 40'ı çıkardığım zaman 50 gram su mudur arkadaşlar? Doğru mu? Doğru. Şimdi 50 gram su ise suyun yoğunluğu 1 olduğuna göre arkadaşlar hacmi de o zaman 50 santimetre küptür. Neden? Bakın, D su eşittir M su bölü V su değil midir? Evet. 1 eşit midir? Kütlesi 50 gram bölü V su. O zaman suyun hacmi de 50 santimetre küp olmaz mı? Yani biz neyi bulduk? Şuradaki kabın hacmini bulmuş olduk. Neymiş bu kabın hacmi? 50 santimetre küpmüş. Bu 50 santimetre küp ise bu da 50 santimetre küptü. Çünkü aynı kap. Değil mi arkadaşlar? Bakın ne yaptım? Suyun kütlesini buldum. Suyun kütlesini bulmak da suyun bulunduğu kabın hacmini bulmuş oldum. Suyun bulunduğu kabın hacmi ile diğer sıvının bulunduğu kabın hacmi birbirine eşit olduğu için o zaman burası da 50 santimetre küptür dedim. Bize ne kaldı? Sıvının öz kütlesi nedir demiş. D sıvı eşittir M sıvı bölü V sıvı değil mi? Şimdi burada bir püf nokta var arkadaşlar. Biz burada sıvının hacmini bulduk. Ama sıvının kütlesi ne kadar? Toplamı 60 gram olduğuna göre, bunun 40 gram kabın ağırlığı olduğuna göre arkadaşlar, 60'tan 40'ı çıkarırsınız, 20 gram da nedir? Sıvının ağırlığı. Sıvının kütlesi diyelim. Ağırlık farklı bir şey. İşte sıvının kütlesini buldum. Sıvının bulunduğu kabın hacmini de buldum. O zaman yoğunluğu bulmak için kütleyi hacmi bölünce hemen yazıyorum. Kütlemiz 20 bölü hacmimiz 50 sıfırlar gider. O da ne yapar? 2 bölü 5 yani 0,4 mi yapıyor arkadaşlar? 20 bölü 5 0,4 yapıyor. Gram bölü santimetre küp. 2 bölü 5 gram bölü santimetre küp yapar. Anlaşıldı mı? Kolay mıydı? Biraz mantık yürütmemiz gerekiyor. Biraz nerede nasıl bir işlem yapmamız gerekiyor onu iyi bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bir de verilen bilgileri iyi kullanmanız gerekiyor. Verilen bilgiler boş kabımız var. Eğer boş kapla birlikte su 90 gram ise kapımız 50 gramdır. Kapla birlikte sıvı 60 gram ise o zaman sıvımız 20 gramdır. Sıvımızın kütlesini bulduk. Sıvımızın öz kütlesini istediği için kütlesini hacme bölmemiz lazım. Hacmi de sıvının yoğunluğunu bize vermiş, boşuna vermemiş bir diye. Onu kullanarak ne yaptım? Bulunduğu kabın hacmini bulmuş oldum. Kabın hacmini de bulunca arkadaşlar işlemi yaparak sıvının öz kütlesini çok rahat bir şekilde bulabildim. Okey. Alıyorsanız hemen alın diğer soruya geçiyorum arkadaşlar. Ekran görüntüsü alın. Aldık diye cevap yok mu? Aldık diye cevap da mı? O kadar mı yorgunsun ya? Yazdık hocam diyemiyor musunuz? Yanınızda bir elhamdül yazmışlar. Tamam. Evet arkadaşlar, anlamadığınız yer var mı? Tekrar edeyim mi? Geçeyim mi? Anladım demiştiniz. Tamam. Biraz arkadaşlar biraz kafa yorun bu soruları. Anlamayacağınız bir şey yok. Ama mantığını kurmanız lazım.
Siliyorum. Siliyorum yeni sorum. Yine grafik sorusu olacak bu sefer. Yine defter grafik çözmedim ama. Evet, bir grafik sorusu arkadaşlar. Şurası kütlemiz, hacmimiz fark etmez ama yine de bakalım kütlacığım. Evet, şurası x, şurası da y. Şu benim x'im, şu da benim y maddemin grafiği. Kütlemi arkadaşlar gram olarak alıyorum, hacmimi santimetre küp olarak alıyorum. Evet, x ve y maddelerine ait kütle hacim grafiği verilmiştir arkadaşlar. Buna göre sorun diyor ki dx, dy bölü dx nedir? Dy bölü dx eşittir soru işareti. X ve y maddelerine ait kütle ve hacim grafiği şekildeki gibidir. Buna göre dy bölü dx nedir? Yani y'nin öz kütlesini bulun demiş, x'in öz kütlesini bulun, sonra birbirine oranlar. Biraz bir dakika veriyorum. Yok mu? Ah be lan. 60 mı demiştim? Yılmaz Efe 60 mı? Hangisi? Oranı mı 60? Arkadaşlar oranı 60 mı? Yoksa D'yi D'si ayrı ayrı mı buldunuz? Bence oranına demiştim. Oranı 60 diyorsunuz. Bakalım. Cevabı kaç hocam? Soru işareti demiş. Soru işareti. Çok güzel. Tamam. Başka? Peki birlikte çözelim arkadaşlar. Hemen çözüm diyorum. Problem yok, çözüm var arkadaşlar. Çözüyoruz. Şimdi x ve y'nin öz kütlelerini ayrı ayrı bulup ondan sonra y'nin öz kütlesini, x'in öz kütlesini oranlayacağım arkadaşlar. İlk önce x'in öz kütlesini bulayım. Dx eşit midir mx bölü bx'e? Yani x'in kütlesine, hacmine bölersen x'in öz kütlesini bulurum. Hemen bulayım. X'in öz kütlesini bulmak için arkadaşlar bakın dikkat etmeniz gerekli olan püf nokta şu. Şu grafik üzerinde her iki noktaya da karşılık gelen yer dikkat ederseniz şurasıdır. Dolayısıyla şu noktayı baz aldığınız zaman kütlesi nedir? 20. Hacmi nedir? 10. 20 bölü 10'dan ne oldu arkadaşlar öz kütle? 2 gram bölü santimetre küp çıktı. Bakın x'i buldum. 2. Hemen geçiyorum y'ye. D'ye eşittir y'nin kütlesi bölü y'nin hacmi. Şimdi burada da arkadaşlar ikisine denk gelen yer. Şurayı da alabilirsiniz. Şurayı da alabilirsiniz. Neden? İkisine de karşılık gelen noktalarımız sayı belirtiyor. Ben şurayı baz alıyorum, şu noktayı. Dediğim gibi bakın şurayı da baz alabilirsiniz. Şu noktayı baz aldığım zaman y için kütlesi ne kadar alalım arkadaşlar? 20 bölü. O noktaya karşılık gelen hacim ne kadar? Yine 20. 20 bölü 20 1 değil midir? Evet. Peki bizden sorulan neydi arkadaşlar? Dy bölü dx. Dy kaç? Dy bölü dx. Dy kaç arkadaşlar? 1. Dx kaç? 2. Dy bölü dx neymiş? 1 bölü 2. Yani 0,5 arkadaşlar.
Nerede hata yapmışız? Gençler? Yılmaz? Yılmaz Efe, hatamızı nerede gördük mü? Anladım hocam, ben görmüş. Çok güzel. Anladıysan da arkadaşlar problem yoktur. Önemli olan anlayabilmek zaten. Yanlış cevap vermek hiç önemli değil. Doğru anladıktan sonra hiç önemli yok. Okey mi? Bakın arkadaşlar, verilenleri iyi kullanmanız lazım. Kütle, hacim. Tamam mı? Şimdi bir grafik sorusu daha çözeceğim. Şöyle sileyim mi? Ekran görüntüsünü alın. Beni de alın. Yakışıklı alın. Arkadan almayın. Arkadaşlar bu sefer soruyu değiştiriyorum. Tuan demiş ki hocam, anlatılan beyniniz yandı ya demiş. Tuan sorma ya. Bu sorular beyin yakan sorular çocuklar. Olur öyle şeyler, sıkmayın kendinizi. Evet, bu sorular ne yazık ki biraz beyin yakıyor. Peki, arkadaşlar şöyle bir dedim, iki dedim. Okey. Yoğunlukları vermişim, hacmi vermişim. Bu sefer diyeyim ki mx bölü mg oranı nedir? Yani kütlelerinin birbirine oranı nedir arkadaşlar? X'in kütlesinin y'nin kütlesine oranı nedir? Yoğunlukları verin ama tabii burada şöyle bir şey. Aynı hacimde diye sorsak. Arkadaşlar aynı hacimde diye soralım. Çünkü aynı hacimde olmasa kütleler değişebilir. Evet, aynı hacimde soruyorum arkadaşlar. Aynı hacimde burası küf nokta arkadaşlar. Şu noktaları sileyim. Evet, aynı hacimde mx bölü my oranı nedir diye sormuşum. Aynı hacim olarak ya bunu alacaksınız ya 20'yi. Onu kendiniz belirleyeceksiniz. Hadi bakalım. Arkadaşlar yoğunluğu gösteriyor. Dikey olan, yatay olan ise hacmi gösteriyor. Aynı hacimde demiş, ya onu alacaksınız ya 20'yi alacaksınız. İkisinden birini. Ona göre baz alırsanız şurayı, 20'ye göre baz alırsanız şurayı alarak işlem yapmanız lazım. Kütleler oranı nedir? Toplam süreniz 30 saniye. Evet, yüksel var, yarın bunu sen yap. Yapabilirsin. Tuana, sen zaten cepte kilitlik senin için bu soru. Havalar soğudu, hadi arkadaşlar üşüyoruz. Hızlı olun biraz. Hızlanırsanız ısınırız biraz. Kim? Yüksel mi? Yüksel. Hadi aslan, bir enerji içeceği bir şey ye, iç. Şöyle bir geril. Bu nasıldı diye bir düşün. Yapabilirsin sen. Peki. Cevap biliyorum arkadaşlar. Dinleyin. İyi dinleyin. Arkadaşlar, mx bölü my oranı nedir demiş. Yani x'in kütlesini bulacağım.
ve yeni kütlesini bulup birbirine oranlayacağım. Ama burada bir püf nokta neydi? Aynı hacimde olması lazım. Şimdi aynı hacimde olabilmesi için şunu diyeceğim bir önce. Mx'i bulmam için dx çarpı bx, yani x'in öz kütlesiyle hacmini çarpmam lazım. Peki, hacmini arkadaşlar şurada 10 var, 20 var. Ben 20'yi baz alırsam 20'nin x ile çarpıştığı noktadaki karşılığını bilmiyorum. Ama onu baz alırsam, bakın arkadaşlar, y'nin çarpıştığı yerinde x'in çarpıştığı yerde karşılıklı olarak biliniyor. O zaman ben eşit hacim olarak onu alıyorum. Ona göre x'in kütlesini hemen bulayım. X'in yoğunluğu ne arkadaşlar? 2 çarpı hacim ne dedik? 10. O zaman 2 çarpı 10 20 gram olur mu? Oldu. Y'ye hemen geçiyorum. M'ye yoğunluğu ne arkadaşlar? Yine formülü yazıyorum. D'ye çarpı B'ye. Y'nin yoğunluğu neymiş arkadaşlar? 1 çarpı aynı hacimde olduğu için 10, 1 çarpı 10, 10 gram olarak karşımıza çıkar. Bizden istenen ne? X'in y'ye oranı dedi. Mx'imiz kaç? Mx bölü my. Mx'imiz 20. My'miz 10. 20 bölü 10. 2 olarak karşımıza çıktı mı? Çıktı. Okey mi? Zor muydu? Ben yapabiliyorum yani. Ben yapabiliyorsam bence siz hayli yaparsınız gençler. Bir soru daha veriyorum. Buraya anladıysan. Geçiyorum. Sildim. Sildim. Peki. Şimdi şurayı da sileyim artık. Şimdi arkadaşlar bir örneğim de şöyle olsun. Bir küpümüz olsun. Küpümüzün bir kenar uzunluğu 3 santimetre olsun. Bu neymiş arkadaşlar? Küp. Küpümüzün ağırlığı ise neyse, tam sayı olmasına gerek yok. Önemli değil. Tam sayı vermiyorum arkadaşlar. 60 gram olsun. Evet. Küpümüzün kütlesi 60 gram. Küpümüzün bir kenarı 3 santimetre olduğuna göre küpümüzün yoğunluğu nedir diye soruyorum. Hadi bakalım. Tam sayı çıkmayacak arkadaşlar. Ona göre kesinlikle olarak dönmesiniz problem değil. Kesinlikle olarak bulacaksınız problem değil. İlk yapana sürpriz hediyem var. İlk buradaki görüşmemizde çay ısmarlayacağım. Acı bir çay. Yanına da kesme şekeri. Evet Yüksel, hadi bakalım. Devreleri bir ona. Kablolar bir sağlamlaştır. Devrelerin yanmaması için kalın kablo bağlayın gençler. O kablolar kolay kolay yanılmasın. Sağlamış ve önceden küp şeker göndermiş. Arttırdım. Küp şeker artık. Baktım sizi kesmiyor. Biraz daha arttırayım dedim yani. Küp şekere doldurup doydunuz siz gençler. Çay. İlerleyen zamanlarda çayın yanında artık ne olur düşünüyor siz. Cevap ne? Yüksel miydi hocam? Yüksel. Yüksel abi cevap ver.
Tahta bulanık mı oldu? Ben varım ya ondan da. Odaklıyor hocam. Evet. Geldi gençler. Evet hadi hızlı olun biraz. Tamam, odakladığı için öyle oluyor. Aralarda oluyor, geri geliyor. O yüzden sıkıntı yok arkadaşlar. Şu an iyi çözeceğim. Çözüyorum, hadi hızlı olun. Çözüyorum, sürem doldu. Ben fazla sabredemem gençler. Çok sabırsızımdır. Şimdi arkadaşlar, iyi dinleyin. Bize küpün kütlesi verilmiş. Ne kadar? 60 gram. Yoğunluğu isteniyor. Yoğunluk formülümüz ne? D eşittir. R bölü M değil mi? Evet. R kütlemiz biliniyor. Hemen yazalım. 60 bölü hacim. Şu kütlemizin hacmi biliniyor mu? Hayır, bilinmiyor. O zaman ilk önce bu küpümüzün hacmini bulmam lazım. Şimdi bu bir küp mü? Evet. Eğer burası 3 santim ise burası da 3 santimetredir. Burası da 3 santimetredir. Neden? Küpün üç kenarı da birbirine eşittir. O zaman V küp yani küpün hacmi eşit midir A küpe? Yani A çarpı A çarpı A'ya. O zaman bu 3'ün küpü değil midir? 3'ün küpü 3 kere 3 9, 9 kere 3 27 mi arkadaşlar? Evet 27. Şimdi ne yaptım? Şu küpün hacmini buldum mu? 27 santimetre küpmüş. O zaman hacmini bulmuş oldum mu? Evet, 27 santimetre küp. Yoğunluğu bulmak için kütleyi hacme bölüyoruz. 60 bölü 27. 60 bölü 27'yi sadeleştirin arkadaşlar. 3'e böldünüz 20. 3'e böldünüz 3. Değil mi? Evet, 3'e böldünüz 20. 3'e böldünüz 3. 20 bölü 3 olarak karşımıza çıkmış olacak. Birimimiz de gram bölü santimetre küp. Peki bir soru daha veriyorum. Arkadaşlar, şekillerin hacimlerini unuttunuz mu? Ne yaptınız? Dikdörtgen prizma veriyorum bu sefer. 4 santimetre, 2 santimetre, 3 santimetre. Bu cismimin yoğunluğu 2 gram bölü santimetre küp olduğuna göre kütlesi nedir? Evet, bu cismimin yoğunluğunu vermişim, hacminin boyutlarını vermişim, kütlesini istiyorum. Hadi bakalım, kütlesi kaç gramdır? Daha taşıma kaplarının ile ilgili soru çözeceğim arkadaşlar. Hadi. Siz o soruyu çözerken ben yukarıya bir soru daha yazayım. Bir bakın. Dilara 72 demiş. 72 Dilara. Çok güzel cevap verdiniz ama yaklaşıyorsunuz. Uzaklaşıyorsunuz veya belki de doğru cevap vermişsinizdir. Bilmiyorum. Yapalım mı? Hadi bunu da birlikte yapalım. Şu soruyu da sonra birlikte yapalım arkadaşlar. Neyi soracağım şurada? Tabii ki D cisim eşittir soracağım. Arkadaşlar şu soruyu birlikte çözüyoruz. Şimdi şu cismin kütlesini bulabilmem için R eşittir formülümüzü hatırlayın. Yoğunluk ile hacmin birbiriyle çarpar ise ben kütlelerini bulmuş olurum. Şimdi yoğunluk belli. Yoğunluk kaç? 2. Ama hacmi belli mi? Değil.
Fakat bu bir dikdörtgenler prizması olduğundan dolayı ben her şeyini bulabilirim. Neden? Çünkü ben biliyorum ki dikdörtgenler prizmasında üç kenarını birbirine çarptığım zaman hacmini bulabilirim. Peki, o zaman B cisim, cismin hacmi 4 çarpı 2 çarpı 3 değil midir? 4 kere 3, 12, 12 çarpı 2, 24 santimetre küp müdür? Evet, hacmini buldun mu? Buldum, neymiş? 24 santimetre küp. Peki, yoğunluğumuz 2, hacmimiz de 24 değil mi? Evet. 2 çarpı 24, o da ne yapıyor arkadaşlar? 48 gram yapıyor. Var mı bir işlem hatası? İşlem hatası yoksa arkadaşlar cevabım 48. Okey mi? Son sorum. Anlamadığınız yer varsa sorun arkadaşlar. Son soruma geçiyorum. 30 santimetre küp içerisinde sıvı olan bir kaba bir cisim 60 gram ağırlığında bir cisim atıldığında suyun seviyesi 50 santimetre küp olmaktadır. Su seviyesi 50 santimetre küp olmaktadır. Buna göre bu cismin yoğunluğu kaç gram bölü santimetre küptür? Hadi bakalım. Yoğunluğunu soruyorum. Hangi cismin? Şu cismin. Cismin. Neden? 8, 16, 24. Burayı diyor, hacim diyorsun değil mi? Galiba öyle diyor. 4 kere 2, 8. 8 kere 3, 8, 16, 24. 24 ile de 2'yi çarpıyorum çünkü yoğunluğu 2. 24 çarpı 2, 48. Değil mi arkadaşlar? 4, 6 varmış. Ha, olabilir, tamam, problem değil. Evet, şurası 6 olarak görülmüş arkadaşlar. Oysa şurası 4. Tamam. Olabilir. Problem değil. Yani işlem hatası ise problemimiz o problem değil. Önemli olan mantığını anlayıp anlayamamak. Mantığını anladıysanız sıkıntı yok. Hadi çocuklar bunu da çözün, bitirelim. Süremiz azaldı. Hadi bakalım. Şimdi ya kadar ne yaptık? Düzgün geometrik şekli olan cisimler üzerinden gittik. Şimdi elimizde bir cisim var. Düzgün geometrik şekli var mı? Hayır, yok. Bunu ne yapmışız? Sıvının içerisinde yapmışız. Sıvı 30 santimetre küpken 50 santimetre küp olmuş. Buna göre cismin, şu cismin öz kütlesini istiyor. Yoğunluğunu istiyor. Cismin ağırlığı belli. Eğer hacmini de bulursanız ağırlık bölü hacim bize öz kütlesini verecek. İlk yapana sürpriz hediye. Bir dakika hocam. Bir dakika. Cevap yok mu arkadaşlar? Olmadı işte. Basit bir soruydu. Cevap verebilmeniz lazım. Demek ki tekrar etmiyorsunuz. Demek ki çalışmıyorsunuz diyeceğim ama siz çalışırken öğrencilersiniz. Ben yapıyorum arkadaşlar. Şimdi demiştim ki şu cismin yoğunluğunu bulmam için cismin kütlesini cismin hacmine bölmem lazım. Cismin kütlesi belli mi? Belli. 60 gram. Cismin hacmi belli mi? Hayır, belli değil. Ama bulabilirim. Nereden bulabilirim? Bakın arkadaşlar. Cisimde başta ne kadar sıvı varmış? 30 santimetre. Bu cisimle attığım zaman ne olmuş? 50 santimetre küp olmuş. Ne kadar artmış arkadaşlar? 50'den 30'u çıkarsanız 20 santimetre küp ne olmuş? Sıvı yükselmiş. 20 santimetre küp yükseldiğine göre bu yükselmiş taşın veya cismin hacminden dolayı kaynaklanmıyor mu? O zaman B cisim nedir arkadaşlar? 20 santimetre küptür. B cisim 20 santimetre küp. Getirdim. 60 bölü 20 santimetre küp. Sıfırlar birbirini götürdü. 6 bölü 2, o da 3 gram bölü santimetre küp olarak karşımıza çıkar mı? Çıkar. Peki arkadaşlar tekrar edin.
Bir sonraki derste buluşmak üzere. Kendinize iyi bakın.